Ben de öyle diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan referanduma kısa bir süre kala çalışmalarını İzzet Baysal Caddesi'nde sürdürdü. Şu an zaten kullanacağız nasipse. Memleketin hayrı için olur inşallah. İnşallah. Teşekkürler. Özcan ve partiler esnafa ve vatandaşlara referandumda neden hayır oyu kullanacaklarını anlattı. Ben oğluma sordum dedim. Benim oğlum 23 yaşında. Oğlum sen 10 lira maaş alacaksın. 10 lira maaş alacaksın. Milletvekili yapacak seni Bolu. Askere gider misin? Benim oğlum dedi ki bana dedim. Kesinlikle askere gitmem Bolu. Ben 2 aylığımı bir araya biriktiririm. 20 milyar liraya basarım, askerde ne işim var? O zaman kimin oğlu gidecek askere Şırnak'ı, Hakkari'yi beklemeye bana bir cevap verin. Evet. Çet yok evet. Onun için bir de şeye çok kutluyorum. Onun için hayır diyoruz. Evet, ya, hayır bak cebimde. Ziyaretleri sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Özcan, hayır çıkacağı konusunda umutlu olduğunu söyledi. Bu hayır konusunda endişeli olan özellikle gençlerin ciddi bir gayret içerisinde olduğunu gördüm. Ve gerçekten bu referandumun sonucunda gençlerin belirleyeceği konusunda noktasında bir kez daha emin oldum. Gençler bizden daha sağlıklı düşünüyor, geleceğini düşünüyor. Diyor ki niye diyor tapuyu diyor verelim diyor. Evi kiralayalım ama diyor tapuyu vermeyelim diyor. 5 yıllığına 4 yıllığına bizi yönetme yetkisi verelim birilerine ama diyor mühür bizde kalsın diyor. Egemenlik millette kalsın, egemenlik haklarımızı millete devretmeyelim. Demokrasi kalsın. Bunu söylüyor gençler. Ben de çok mutlu oluyorum. Yani gençlerin bu derece duyarlı olması, metni okumuş olmaları, neye evet neye hayır dememiz gerektiği konusunda çalışmaları, kafa yormaları beni özellikle mutlu etti. Hayırla ilgili bir konuşma yapıyordum büyük bir parkta. 2 tane provokatör provoke etmeye çalıştı. Niye dedim beni engellemeye çalışıyorsun? Buraya gelip hayırı savunmanızı istemiyoruz. Neden hayırı savunmamı istemiyorsun? Nedir bu tahammülsüzlük? Bir sıkıntı mı var, bir endişe mi var? Ben daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Tabii biz konuşmamızı yaptık. Ama gerçekten daha tek adam rejimine geçirmeden, tek adam rejiminin ayak seslerini bizzat Göynük'te dün ben yaşadım. Ama toplumumuzun bir vicdanı var. Orada biri kalktı, benim konuşmamı engellemeye çalışılınca adam dedi ki, ben dedi evet diyecektim ama dedi, siz dedi daha bu yeni sisteme geçmeden dedi milletvekilini konuşturmuyorsunuz dedi. Bu yüzden dedi hayır diyorum dedi, vazgeçtim dedi evet.